tanesi haber verdi bize. Patlama oldu diye. Biz de ondan sonra yukarı çıkmaya çalıştık. Bu sefer duman önümüzü kapattı. Gidecek yerimiz olmadığı için bu tarafta orada şey kaldık, yani hapis kaldık. Peki en derin noktası derken yani ne kadar bir derinlikten bahsediyoruz metre olarak? 4 kilometre falan civarı. 4 kilometre. Gaz maskeniz var mıydı yanınızda? Evet vardı. Önce gaz maskesini kullandınız sanırım yaklaşık 45 dakika kadar, ondan sonra? Ondan sonra 45 dakika gaz maskesini kullandık. Ondan sonra bir ayrı bölümde dumansız bir yer varmış. Oraya 1,5 saat gibi burada mevzilendik. Ondan sonra duman biraz daha üstümüze yürümeye geldi. Orada biraz mahsur kaldık yani. Peki ondan sonra o duman etkisi mi azaldı? Çünkü yürüyerek o mesafeyi aldınız sanırım çıkışa kadar. Hava çıkışına dumanını ters yöne vermişler. O sefer duman biraz azalıyor. Amirlerimiz geliyor, duman biraz hafifledi diye o şekilde çıktık yukarı doğru. Peki siz kaç yıllık bir maden işçisiniz? 8 sene bitirdim, 9 sene içine girdim. Peki şu da merak ediliyor, bir maden işçisi ne kadar para kazanıyor? Sanırım bazı 3 çeşide ayrılıyor. Evet, ben ustayım. Usta maaşları 1.8 gibi, 1.7 gibi. Yedekler 1.400, 1.500. Ondan sonra 1.250, 1.300'de düz işçi maaşları. Böyle. Peki Bayram Bey, çok üzücü bir kaza. Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Yeniden girecek misiniz madene? Yeniden girmemiz lazım. Çünkü başka yapacak bir şeyimiz yok. Kredim var, kredi ödüyorum bankaya. Soma'da başka yapacak bir şeyimiz yok yani. Bayram Bey, çok geçmiş olsun. Bir kez daha başım.